Evet arkadaşlar, bölme arıların yanındayım. En sağdaki tek çerçeve arının kuvan dip tablasına bakayım. Ne alemde. Ortada biraz döküntü var. Döküntülerde de biraz da kek yemiş arı. Kekin döküntüleri var. Onun haricinde herhangi bir şey yok. Orta bölüme bakayım. Evet, orta bölümdeki kuvan dip tablası burada bayağı bir şeker kırıntısı var. Şeker aşağıya dökülmüş. Suyunu emmişler. Aynı zamanda yine arının duyduğunu gösteren beyaz pulcuklar. Pulcuklar, karın altından attığı pulcukları rahatlıkla görebiliyorum. Onun haricinde karıncalar şekerleri yalıyor ve içeride arıların polen yedikten sonraki kalıntıları. En sol taraftaki kovana bakayım, yine burada da karıncalar devam ediyor ve arının yine duyduğunu gösteren beyaz pulcuklar, yassı pulcuklar. Ekstradan bir şey yok. Bir iki polen döküntüsü var. Onun haricinde herhangi bir mum kurdu ya da varva döküntüsü göremedik. En sağdaki tek çerçeve zayıf olan kovanı açayım bakayım. Şunu bunu biraz yemiş, yarıya tüketmiş. Şurubu çekmesi iyi bir şey. Kekini ne yapmış, ona bakayım. Evet, kekini de orta bölümünü tüketmiş. Tek keki de alıyor. Şurubu ve keki alıyor. Bu iyiye işaret. Şimdi arı biraz hafif tedirgin gözüküyor. Stresli gözüküyor. Durumuna bir bakayım. Ne halinde? Evet. Poleni var. Balı da var. Evet, içeride günlük yumurtaları var. Ana arı yumurtlamış ve arılar sütlemişler. Birkaç günlük arı. 3-4 günlük C formunda arılar. Arka tarafında bal ve sıvılanmış bal ve açık bal var. Orta kısma ana arı yumurta atmış. Ve 3-4 günlük açık yavru henüz kapanmamışlar. Şimdi burada bakalım. Evet, burada kapalı yavru var. Ana arı da burada. Geziyor, yumurtlama yeri arıyor kendine. Ve evet, burada da açık yavruları görebiliyorum. Bir avuç kapalı yavrusu var. Ve bir kısmını kapatmış, bir kısmını da kapatmaya çalışıyor. Bir avuç arı. Şimdi bunu benim yapacağım işlem, şu deliği ortalıyorum. Deliği ortalıyorum. Alttan arılar geçebiliyor. Ve şurubu kolay alabilmesi için bu şurubu içeriye veriyorum. Bu şurup buna kolaylıkla yeter.
şurubunu tazeleyeceğim. Şurubunu tazeledim. Doldurdum stok sorunu çekmemesi için. Bunun hemen üzerine kek kekini tekrar koyuyorum. Ve kekini bu defa yayacağım. Evet. Keki olduğu gibi tek çerçeve üzerine yaydım. Burada amacım benim, her ne kadar Ağustos ayı olsa da gece saat 4'ten sonra 20 ile 16 derece arasında gece soğukları olduğu zaman, yani ısı düştüğü zaman, arının içerideki sıcaklığı koruyabilmesi zayıf olduğu için, hem üstten bakıcı arıların ve tarlacıların üstten rahatlıkla beslenebilmesi, alttaki yavrulara bakabilmesi ve herhangi bir ısı kaybı olmaması, aynı zamanda keki de içeride oluşan nemle birlikte yumuşatmaları ve tüketebilir hale gelmeleri. Şimdi bunun üstüne ben çuvalla kaplayacağım, çuval sereceğim ve komple ısıyı koruyabilmesi için kaplayacağım ve üstüne de kendi yaptığım bu Amerikan servisten yaptığım naylon sistemi geçireceğim. Bu Amerikan servisi koymamın amacı naylonu düzgün tutabilmesi için kenarlarından zımmaladım. Bu 4 kat naylon torba, bu 50 kiloluk un torbaları veya şeker torbalarını 4'e katladım ve ortasına bu Amerikan servisi yerleştirdim. Şimdi önce çuvalı koyacağım, sonra Amerikan servisi üstüne koyacağım ve hem bu kısımdan hem ön kısımdan hava almayacak şekilde, zaten yanlarda da strafor var ve arı bu şekilde devam edeceğim. Hem de içeriden şurubu alabilecek duruma gelecek. Bu sistem ileride 4-5 çerçeve olduğu zaman ihtiyaç duyarsa yarım şurupluğun altına dalak atabilecek pozisyona geldiği zaman da buradan dalak atıp kışa girebilecek. Tabii çok ilerisi için bu durum söz konusu olabilir, ancak bayağı arı geliştikten sonra. Ve aynı zamanda eğer şurupluğun altına dalak atarsa kışlama içinde şurupluğun içinden üstten şurup verdiğimiz zaman kolaylıkla şurubun altındaki yerlere taşıyabilecek duruma gelebilecek. Şu anda arı tek çerçevede ve ben tek çerçeve arıyı, ana arıyı yumurta attırıp önce kabul ettirdik. Sonra ana arıyı yumurta attırdık. Ana ve içerideki larvalara bakılıyor. Şu an bu arının en büyük handikapı tarlacı arı sayısı fazla, bakıcı arı sayısı az. Bu durumda koloninin çökme riski var ama ben koloniyi çöktürtmeden içerideki arı sayısını arttırmaya çalışacağım. Evet, devam ediyorum. Evet, güzelce sardım. Çuval, 4 kat çuval. 4'e katlayarak sardım. Bunun üzerine bu Amerikan naylonlu Amerikan servisi koyacağım ki çuvalın kendi gözeneklerinden dışarıya hava çıkabildiği için bu naylonla birlikte ısı kaybı olmasın. Ve üzerine herhangi bir çuval kaplamadan sadece bu Amerikan servisi koyduktan sonra da kapağını kapatacağım. Başka bir şey yapmama gerek yok. Üstüne tekrar çuval örtmeme gerek yok. Bunu bu şekilde kapatacağım. Evet, Amerikan servisi de bu şekilde kapattım. Hem bu taraftan hava almayacak, hem diğer taraftan hava almayacak. Hem üstten, hem sağdan, hem soldan, her taraftan korumayı almış olacağız. Bunun üstüne direkt kapağı kapatacağım. Herhangi bir şey örtmeme gerek yok üstüne artık. Evet, ortadaki kovana bakalım ne alemde. Burası karnıyol. İkinci yaşındaki karnıyol F1 arımız. Şu bölümden kek aşağıya salmış.
Onun haricinde kekleri yemeye devam ediyor. Ben sadece şurup ilavesini yapacağım. Evet, şurubu burada. Şimdi şu bölümde suyu vardı. Bu suyu alacağım ben. Bu suyu şurupla değiştireceğim. Çünkü suyu 1'e 1,5 oranında yaptım. Yani 1 şeker 1 su. Sulu bir şurup yaptım. Bu sulu şurup bu arının su ihtiyacını da, ekstra su ihtiyacını da karşılamış olacak. Şimdi burada dikkat edilecek bir şey var. Arının üstünü kekle beraber ısı izolasyonu ve nemlenme için kapattık. Şurada bir bölüm var. Bu bölümü de naylonla ya da kekle kapatmam gerekiyor. Evet. Ben bu bölümü de kekle kapatayım. Naylonu bu tarafa da çektim. Nemlensin ve alabilsinler diye. Evet. Burada bir mum kurdu. Arılardan saklanan bir mum kurdu. Kaçmış kaçmış oraya girmiş. Onu da attım. Şurubunu da verdim. Şimdi bunu da yine diğer kovan gibi üstten izolasyonunu yapacağım. Şurupluğun birini bölme tahtasından, straporlu bölme tahtasının içine aldım. Biri dışarıda. Bu içeriye aldığım bölümü saracağım. Yine aynı şekilde önce çuval. Sonra naylon ve üzerine kapak. Ben sol tarafa bakayım ne alemde. Evet, maşallah burası da dalak atmış. Burası dalak almış, atmış. Sol taraftaki, evet, sağ tarafta suyu, artık suyunu boşaltacağım. Ve güzelce beyazlatmış. Benim buna yapacağım şey şu soldaki şurupluğu. İçeriye alacağım. Burayı sola kaydırıyorum. Komple ortalayabilmek için. Evet, yavaş yavaş dalak atmaya başlamış. Bunu komple alıyorum kovandan. Bunun yerine şurupluğu koyacağım. Şurupluğun altına dalak atıyorsa atsın diye. Çünkü yavaş yavaş kışlamaya hazırlanacağım. Boş çerçeveye değil de şurupluğun altına dalak atması benim işime yarayacak. O şurupluğu, altında dalak olan şurupluğu rahatlıkla ben kışın kovanda bırakabileceğim. Onun için biraz itmem gerekiyor sola doğru. Ortalayabilmek için. Ki üstten rahatlıkla sarabileyim. Şimdi şurubunu dolduracağım. Şurubunu koydum ve üstüne çuval kaplayacağım. Çuval ve yine Amerikan servisi olan naylonla kapatacağım bunu da. Evet, bunu da bu şekilde koydum ve kapatıyorum. Evet, sonuncu kovana geldim. Kovan dip tablasına bakıyorum. Herhangi bir şey var mı? Herhangi bir şey yok. Tertemiz, arının duyduğunu gösteren beyaz mum pulcukları var. Arının karnının altından çıkan. Onun haricinde ekstra bir şey yok. Zaten kovan girişinden gözlemlediğim kadarıyla bugün
Polen gelişi var. Devam ediyor hala polen gelişi. Bakayım. Var ya. Ortalayacaktık bugün. Ortalamadan önce biraz lazım. Evet. Kovan girişine. Ortalıyorum ve sol tarafı kapatacağım. Sol tarafı kapatıyorum oraların artık girmemesi için. Diğer orta kısımdan çalışmalar için. Biraz büyük ebat olduğu için, standarttan biraz büyük olduğu için sığmaması gayet normal. Şuruplara biraz geniş geliyor. En sol çerçeve burada yavruluydu. Geçen sefer baktığımız zaman bu yavruları orada ortaya almam lazım. Şuruplu olan buradan ben sol tarafa alacağım ve şurupluk bittikten sonra buraya bir daha herhangi bir şurup ilavesi yapmayacağım. Buradaki çerçeveleri biraz daha ortaya çektim. Benim esas kullanacağım şurupluk bu. Buna şurup ilavesi yapacağım şimdi. Şurubu komple doldurdum. Şimdi çuvalla saracağım. Sağına ve soluna birer tane boş çerçeve koyarak çuvalın düzgün durmasını sağladım. Bunun üstüne Amerikan servisi ve naylonu koyacağım. Evet, böylece şu kısımlarda kalan önde ve arkadaki açıklığı da Amerikan servisle kapattım. Aynı zamanda Amerikan servisi naylonun düzgün durmasını sağladı. Buradaki şurupluğu da altta boşluk var. Geçiş boşluğu var. Alttan geçiş boşluğundan gelip arılar buradaki şurubu çekip tekrar geriye gidecekler, taşıyacaklar. Bu şekilde üstüne herhangi başka bir şey koymadan direkt kapağını koyup kapatacağım. Evet, tarladan dönen arılar, polen çeken arılar ve tarlacı arılar en sol tarafa, eski ezberledikleri yere gidiyorlar ve daha sonra burada gördüğünüz gibi sağa sola doğru kayarak geçiş için yol arıyorlar. Ve tek tek kayarak en sonunda giriş deliğini bulacaklar. Giriş deliğini bulamayınca yaklaşık 1 metre kadar geriye çekilip tekrar giriş deliğini arayıp giriş deliğini bulup girecekler. Evet, polen getiren bir arı giriş deliğini arıyor. Tek tek kenardan deneyecekler. İçeriden çıkan başka bir arı. Evet. Polen getirilen arıların sola doğru giderek kovan giriş deliğini bulması. Evet, bulup içeri giriyorlar. Ve içeriden çıkan bir arının yelpaze yaparak, yani nasanol beziyle kovanın yerini işaret etmesi, dışarıdan gelen tarlacı arılara kovanın yerini
yeni giriş deliğini işaret ediyor. Kovan giriş deliğini kolay bulabilmeleri için.